hayır, bir yandan ders. Evet. Öğrenciler ders görüyor, bir yandan ama da tadilat var. Evet. Bütün okullarda, çünkü her okula gidiyoruz aynı denk geliyor. Yapan müteahhitlerin şeyi bir bozdu. Hı. Ondan sonra şeye denk geldi. Peki, öğrenciler tuvalet ihtiyacı nerede karşılıyor? Var. Her tuvalet, her katta tuvalet bölümleri var. Ne zamandan beri devam ediyor hocam tadilat? Valla ben okula yeni geldim. Onun için ben de bilmiyorum, tam olarak bilmiyorum tadilatını. Şey, idarenin haberi olur mu çektiğin? Velisiniz galiba, çocuğunuz mu okuyor? Evet. Okula kaçıncı sınıf öğrencisi? Sizin tanıyabilir miyiz isminiz? Levent. Soy ismi? Erdoğan. Levent Bey. Şu anda içeride tadilat söz konusu. Sınıfların kapıları, pencereleri takılıyor. Bir yandan gürültülü bir şekilde ummalı bir çalışma varken bir yandan da öğrenciler ders yapmaya çalışıyor. Nasıl buluyorsunuz bu durumu? Nasıl karşılıyorsunuz? Geçenlerde veli toplantısı yaptılar. Müdür bazı açıklamalar yaptı. Evet. Yani geç kalınmış. Kendisi de söylüyor. Yani uygun mu sizce bir yandan çalışma yapılırken? Uygun değil. Uygun değil. Ama tadilat geç başlamış haliyle. Bitmediği için bu şekilde devam ediyor. Tadilat ne zaman başlamış acaba, bilginiz var mı? Onu tam bilmiyorum. Söylediler. Okulların başlamasına 15 gün kala diye bir şey söylediler. Öyle bir şey söylediler. Evet. Yani geç kalınmış bir tadilat. Evet, geç kalınmış bir tadilat. Evet arkadaşlar, merhabalar, bir şey soracağım. Şu anda okulunuzda tadilat var galiba. Evet. Sınıf kapıları. Evet. Yapılıyor, takılıyor. Peki nasıl çalışmalardan çıkan gürültülerden dersleri anlayabiliyor musunuz? Rahatsız Hayır. mısınız bu konuda? Yok, güzel. Ben anlamıyorum. Efendim? Anlamıyorum ben kendimi. Yani çok gürültü oluyor değil mi çalışırken? Ses yapanlar oluyor da çok o kadar değil. Kapılar açık olduğundan boş dersteki öğrenciler ses çıkartıyor. Şimdi takıldı ama. Biz aldık. Şey bastık, ekstra bastık. Dinliyorum sizi. Ben içeride gelip sizden bir izin almanızı beklerdim. Peki şu anda siz okul müdürü müsünüz burada? Okul müdürüyüm. Peki şu anda okulda tadilat yapılıyor. Kapılar, pencereler takılı değil. Evet. Bir yandan ders çalışılırken, öğrenciler ders dinlerken bir yandan da matkaplar çalışıyor, iş makineleri çalışıyor. Nedir bu durum? Bir açıklama yapabilir misiniz? Ya bu durumu benim üstüm, ilçe milli eğitim müdürüm, İl Milli Eğitim Müdürüm açıklayabilir ama evet. Yani bu çalışmayla ilgili fotoğrafı çekerken mutlaka benden veya bir üstümden izin almanız gerekiyordu diye düşünüyorum. Siz odanızda yoktunuz müdür bey. Odamda her saat olmayabilirim. Yani evet. Ben okul müdürüyüm. Bugün sizin geldiğiniz saatte tüm lise müdürleriyle birlikte toplantıdaydım. Ben o zaman yani buradaki peki bir arayayım ben. Yani tamam da niye çekiyorsunuz? Ne gerek var? Çekeceğim tabii ki. Niye çekmeyeyim? Benim işim beyefendi. Senin herkes için işini yapıyor. Bakın. Siz yoksunuz.